Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün bir kez daha emekli maaşlarını konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Murat Bal karşımızda. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde asgari ücret açıklandı. Akabinde Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı ve hemen hesaplamalar başladı. Emekliler için söylenen rakamlar nelerdir? Hem memur emeklileri hem de işçi emeklileri için öngörülen rakamlar nelerdir? Bir kez daha sizden alalım. Öncelikle genel bir bilgi verelim sizin dediğiniz gibi enflasyon rakamları üzerinden. Aralık ayı enflasyonu 2.93, yıllık enflasyon da 64.77 açıklandı. Merkez Bankası'nın hedef enflasyonu da %65'ti biliyorsunuz. Hedef enflasyonun biraz altında geldi. Tabii bu olumlu bir şey hedef enflasyonun altında gelmesi. Ama 2024 yılıyla alakalı tabii ki herkesin ekranların karşısında geçtiğinde en çok merak ettiği sorular maaşlarımız ne kadar artacak? Bunun içinde asgari ücret bildiğiniz gibi 17.002 liraya nette çıkarıldı. Yaklaşık %49,5'a yakın bir artış sağlandı. Tabii böyle orada bir artış sağlandıktan sonra da toplumun diğer kesimlerde acaba bizimki ne olacak? Bizimki de bu rakamlar olacak mı şeklinde bir beklentiye girdiler ki memur ve memur emeklisinde zaten hesaplama kanun yoluyla net olarak belli oldu. %49,25. Bugün itibariyle memur ve memur emeklisi maaşlarında %49,25'lik bir artış olacak 2024 yılı için. Tabii burada %49,25'lik artışta ne oluyor diye baktığımızda en düşük memur emeklisi maaşı 9.876 liradan 14.740 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisinin maaşı. Aynı şekilde en düşük memurun maaşı da 22.017 liradan 32.860 lira seviyelerine, 33.000'e yakın bir seviyeye çıkmış olacak 2024 yılı için. Bu memur ve memur emeklisi tarafı. Ama bir de SSK ve Bağkur emeklisi var ki geçtiğimiz yıldan beri en çok aslında ezilen diyelim, enflasyon karşısında en çok mağdur olan kesim de SSK ve Bağkur emeklisi. Neden böyle? Çünkü en düşük maaş SSK ve Bağkur emeklisinde. Bugün itibariyle en düşük emekli maaşı 7.500 lira SSK ve Bağkur emeklisinde. Düşünün. Bunu sorduğumuz zaman genellikle onları işte temsil eden kimse yok cevabını alıyoruz. Bu doğru mudur? Doğru. Yani Türkiye'de emeklilerin bir konfederasyonu, bir federasyonu, bir sendikası, böyle bir üst yapısı olmadığı için Türkiye'de emekliler tırnak içinde söylüyorum iktidar ne kadar verirse o kadarına razı olmak zorunda kalıyorlar. Çünkü onları temsil eden en üst düzeyde bir yapı maalesef ki yok. Evet. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Tabii 7.500 lira ve düşünün bakın asgari ücrette %49,5 dedik. Memur ve memur emeklisinde %49,25 dedik. SSK ve Bağkur emeklisinde bu rakam %37,55'e düşüyor. Onlarda sadece enflasyon farkı geliyor. Şimdi siz toplumun geniş kesimlerine %50'ye yakın bir zam yaparken bu tarafta memura %37,50 zam yaparsanız, emekliye, SSK Bağkur emeklisine %37,50 zam yaparsanız, o zaman burada bir fırsat eşitliğini bahsedemezsiniz. Burada sosyal olarak bir haksızlığa uğramış olur bu insanlar. Dolayısıyla ben bunun %37,55 olarak gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bunun üzerine bir refah payı veya artış bedeli konularak onun da %50'ler seviyesine gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve böyle olacağına da inanıyorum. Yani bu şimdi işi arada böyle... 12 puanlık bir fark var. Eskiden 1-2 puanlık bir fark oluyordu. Bunun için çok fazla ses çıkarılmıyordu. Ama bundan sonra o zaman bir mutlaka bir konfederasyon kurulması, bir dernek kurulması söz konusu olabilir mi bundan sonra? Olabilir. Için? Olabilir. Engel işe bakın. EYT'liler mesela bu federasyon yoluyla Türkiye çapında kaç tane dernekle kendi haklarını savundular ve sonunda da haklarını aldılar. Onun gibi şu anda da aynı şekilde zaten bu hakkın peşinde düşüyorlar. Ama sadece emekli maaşları ve emekli hakları ile alakalı bu şekilde bir üst yapı şu anda yok. Tabii ki sivil toplumda her zaman için insanlar elini taşın altına koyarlarsa gönüllülük esasıyla burada bu yapıyı oluşturabilirler diye düşünüyorum ama bugün itibariyle böyle bir yapı yok Aleyna.
Peki bize kulislerden gelen, Ankara'dan gelen bilgiler var. Onu da şu şekilde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu aradaki 12 puanlık fark için bir alternatifli çalışmalar başlattığını, öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı şeklinde, size böyle bilgiler geldi mi? Alternatifli rakamlar ne olabilir acaba? Ben kesinlikle %49'un altında bir artış olacağını düşünmüyorum. Ama bunu şu formülle yaparlar, ama bu formülle yaparlar, ama hazine desteğiyle yaparlar. Onu bilmiyorum. Onun için bir şey diyemem. Ama bu %49'un altındaki bir artış, hele ki önümüzde 2 ay, 3 ay sonra bir seçim varken, asla hükümetin böyle bir risk alacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de toplam zaten 17 milyona yakın, 16 milyona yakın emekli var. Böyle bir riskin alınması çok doğru olmaz. Siyaseten de olmaz, sosyal olarak da olmaz. Artı olarak da, yani bu insanlara bu gelir düzeyini reva görmek de haksızlık. Yıllarca bu insanlar primlerini ödediler Aleyna Hanım. Ve SGK kurumu bu primleri nemalandırdı. Yani 20 yıl, 30 yıl boyunca benim ödediğim primlerin parası kullanıldı. Başkalarının maaşı ödendi, devletin başka harcamaları giderildi belki, ama bu geldiğimiz noktada bugün itibariyle işte SGK biraz zor durumda, biz onun için maaşlara yeterince zam yapamıyoruz demek çok büyük haksızlık. Artı bunun aksine bir şey söyleyeceğim, bizzat Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, meclisteki Çalışma Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken en son sunuş ve kapama konuşmasında bir laf etti. Dedi ki biz 20 yıldır %70 kendini finanse edilebilirlik seviyesinden %90 seviyelerine getirdik SGK'yı dedi. Demek ki SGK iyi gidiyor. Yani SGK %70, %30 açığı varmış. Bugün %10 açığı var SGK'nın. Bizzat Bakan Bey'in meclis konuşmasında söylediği şeyi söylüyorum. Ama ben bunun altını çizerek bir ekleme de yapmak istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu bir şirket değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu karlılık esasına yönetilebilecek bir şirket asla değildir. Nedir Sosyal Güvenlik Kurumu? Sosyal devletin gerektirdiği ödemeleri de yapan, hakkaniyet ölçüsünde herkese büyümeden oluşan bu geliri paylaştıran bir kurumdur. Dolayısıyla siz şimdi 70'ten 90'a çıkarmak çok güzel bir şey. O açık kapanmış, devlete ve hazineye yük azalmış, ama bazı noktalarda da çok büyük adaletsizlik var. 2008 öncesinde asgari ücret seviyesinde olan en düşük emekli maaşı bugün itibariyle asgari ücretin neredeyse %40-50 düşüğünde. Peki bu kök aylıktan bahsetmek gerekirse aslında daha da altında, ama biz 7500 olarak biliyoruz. Belki 5500, belki 6000'lerde işte üstüne eklenen zamlarla birlikte 7500 şu anda, hani bildiğimiz kadarıyla kök aylık. İşte üstüne gelen 37.057'lik zam oranı ve sonrasında işte görünen nedir? Sizin söylediğiniz kadarıyla eğer %49'lara çıkarsa rakamlar ne olur? Şimdi bakın, 7500 liraya %37.55 zam yaptığımızda 10.316 lira bir rakama denk geliyor Aleyna. Yani 10.300 lira olacak emeklinin maaşı, bir tarafta da asgari ücret 17.000 lira. Arada %65 neredeyse bir fark var, düşüklük var. Düşünün, yani bunu biz şimdi nasıl emekliye izah edeceğiz? Asgari ücretin %60 65 altında bir maaşı biz size reva görüyoruz diyeceğiz. Yani bu emekli 10.300 lira dediğiniz şey 3 depo benzin. 3 depo benzin. Yani bugün bu benzin zamlarından vesaireden sonra gidin mazot alın, benzin alın, 3 depo ancak, ya 2, hadi olsun 4 depo. 4 depo benzin. Yani en zamdan da bahsediliyor. Evet. Evet, yani burada bir an önce bu düzenlemenin hakkaniyet ölçüsünde en az %50'ler seviyesine çıkarılması lazım. Artı Sayın Cumhurbaşkanı'nın Temmuz ayında %25 emeklilere zam geldiğinde yaptığı bir açıklama var. Kendisi, ben onu referans olarak söylüyorum. Kendisi demişti ki evet, bu %25 zam biraz düşük oldu. Emeklilere bir sonraki zam döneminde biraz daha dikkatli davranacağız dedi. Şimdi bir önceki dönem biraz düşük kaldı. Şimdi biraz düşük kaldı. Şimdi biraz sonra biraz daha düşük. Kala kala zaten işte asgari ücretin %70 aşağısına gelen bir maaşı bugün konuşuyoruz. Bunun en büyük sebebi maalesef ki işte bu
İşte bu. Her dönemde memura mesela bakın, memur ve memur emeklisine %37.55'in üzerine %15 toplu sözleşmeden gelen fark geliyor. Hı hı. Yine o da %15 artı koruyor. İşte diğer tarafta diğer kesimlere asgari ücrette komisyonla belirleniyor bu. Her zaman için karşılıklı bir müzakere çerçevesinde belli bir rakamlar çıkıyor. Ama emekli sahipsiz. Evet. Emekli sahipsiz. Emeklide böyle bir durum yok. Artı sizin söylediğiniz kök ücret uygulaması da maalesef ki aylık bağlama oranlarının özellikle 2008 yılından sonra çok düşmesiyle birlikte bugün itibariyle 5500 lira olan emekli maaşı var Aleyna Hanım. 5500 lira düşünün. Bu 200 dolara denk gelmiyor bir para. Ve bu insan bu parayı da ne yapsın? Şimdi 5500 lira parayı hani buna vermeyi reva göremediği için devlet en düşük emekli maaşı uygulaması diye 7500 lirayı onu artırıyor desteğiyle. Şimdi hazine desteği. Yani normalde 5500 artı şu andaki zam oranı 37.57'lik bir oran geliyor aslına bakarsak, değil mi? Aleyna Hanım, bazı kök maaşlar 5500 liradan başlıyor. Düşünün 7500 liranın ne kadar altında. İşte o 7500 liranın altında kalan her bir rakam 7500 liraya tamamlanıyor hazine desteğiyle ve siz 7500 lira maaş alıyorsunuz. Ama aslında sizin maaşınız 5500 lira. Yani öyle düşünün bunu. Burada Çalışma Bakanlığı'nın bir an önce bir kereye mahsus olmak üzere bu kök ücretleri bir kere en düşük emekli maaşı seviyesine getirmesi lazım. Çünkü bir insanların kafası karışıyor. Bir düzeltme yapılması gerekiyor. Tabii kanunen de bunun artık açıklanması lazım. Çünkü insanların kafası karışıyor. Şimdi düşünün %37,5 zam vereceksiniz. Ama dönüyorum bakıyorum, ben bu zammı alamıyorum. Ben yine en düşük maaşı alıyorum. Neden? Çünkü benim kök ücretim çok düşük. Bu kök ücretim düşüklüğünden sebebi beni en düşük maaşa hazine desteğiyle tamamlıyorsunuz. Tamam ama bu sefer insanlar kafası karışıyor. İnsanlar televizyonda %30 zam aldın, %50 zam aldın deyip de gidip de bankaya o zammı göremediklerinde bu sefer kafaları karışıyor. Buna gerek yok. Zaten devlet bu parayı ödüyor. Ama SGK bütçesinden ödeniyor, ama hazine bütçesinden ödeniyor. Bir şekilde devlet zaten o parayı tamamlıyor. Yani bunu bir kereye mahsus Çalışma Bakanlığı en düşük ücretler şu seviyeye çıkarılmıştır şeklinde bir düzenlemeyle bundan sonrası için de artık biz kök ücret, yok hazine desteği, yok yani bunları kafa karışıklıklarına sebep olmayacak şekilde getirmemiz lazım. Buradan da Çalışma Bakanlığı'na bu çağrıyı yapıyorum. Evet, yani son aldığımız kulis bilgisi de bu yönde. Şimdi bir alternatifli çalışma yapılıyor. Önce işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulacak, ardından Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak şeklinde. Burada bir kez bir düzeltme yapıldığı takdirde bu ekstra yasaların da çıkmasına gerek kalmayacaktır diye ben de düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Hep beraber takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Estağfurullah. Burada bir ekleme daha yapayım ben Aleyna Hanım. Memur ve memur emeklisi maaşlarının artmasıyla birlikte artan kalemler de var. Bunlar kıdem tazminatının tavanı, engelli aylıkları, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik bedeli ve evde bakım bedeli. Vatandaşların bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Estağfurullah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.